YouTube kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Herbalife Aktif Yaşam Koçumuz Hatice Açarı. 39 yaşında, 2 çocuk annesi, bir yüksek biyoloğum. Herbalife ürünleri ve iş fırsatıyla tam 4 sene önce tanıştık ve 4 yıldır hem ürünleri yiyoruz hem de tek iş olarak Herbalife'ı yapıyoruz ve sizin gibi birçok kişinin hayatına dokunuyoruz. Kilo verme, kilo alma, yine iş fırsatı anlamında da birçok kişiye yardımcı oluyoruz. Bugünkü konumuz yine bize çok sık gelen, özellikle programa başlayacak, kilo kontrol programına başlayacak olan kişilerin sürekli söylemleri var. Nasıl bir söylem? Başlıkta da gördüğünüz üzere, Herbalife kullanırken spor yapmalı mıyım? Bu ürünleri tüketirken spor yapmam gerekiyor mu? Spor yapmasam olur mu? Vesaire. Bu sorularla da çok karşılaşıyoruz. Hemen bugünkü videomuzu da dedim buradan bu soruyu bu videoyla cevaplayalım. Şimdi spor yapmak derken spordan ne aradığınıza bağlı. Kilo vermek için mi spor yapıyorsunuz? Yoksa sağlıklı yaşam, aktif kalmak için mi spor yapıyorsunuz? Bir de kilo vermek için spor yapacaksanız spor yapmanın kilo verme üzerinde ne kadar etkisi var? Bu da önemli. Şimdi biraz araştırdıysanız ya da bundan sonra biraz araştırırsanız kilo verme ile alakalı çok basit bir kural var. %80 beslenme, %20 spordur. Yani kilo vermek için bir spor salonuna ya da bir spor hocasına gittiğinizde de onlar da öncelikle sizin beslenmenizi düzenleyeceklerdir. Çünkü spor tek başına, şöyle söyleyelim, 10 kilo fazlanız varsa, sadece sporla bu 10 kiloyu vermek istiyorsanız, 2 kilosunu beslenmenizi düzenlemediyseniz 2 kilosunu verirseniz, geriye kalan 8 kilosunu vermek için cebelleşirsiniz. Neden cebelleşirsiniz? Beslenmenizi düzenlemediğiniz için, vücudumuzun günlük ihtiyacı olan bir işte protein, karbonhidrat, yağ dengesi var dışarıdan almamız gereken. Özellikle protein çok önemli. Bunu da almadan spor yapıyor iseniz o verdiğiniz kiloda yağ değil, tam tersi kaslarınızı eritiyor olacaksınızdır. Onun için burada dikkat etmemiz gereken şey öncelikle beslenmemizin düzenlenmesi. Şimdi önceki videolarda eğer baktıysanız benim eşim Serdal 37 kilo verdi ve o 37 kilosunu açıkçası spor yaparak vermedi. Sadece beslenmesini düzenleyerek verdi. Ha bu herkes bunu yapsın anlamında söylemiyorum. Kilosunu verdikten sonra spor yaptı. Bu onun tercihiydi. Tabii ki kilo kontrol programına girdikten sonra hani beslenmenizi düzenlerken koçunuz sizin için uygunsa size uygun olan sportif aktivitelere yönlendirecektir. Ama bunu yaparken şunlara dikkat etmek gerekiyor. Bazen spor yapmak deyince özellikle çok yüksek kilosu olan danışanlarımızın şöyle bir yanılgıya düşüyorlar. Ben işte spor da yaparsam kilo vermemi hızlandırırım. Evet, beslenmeyle birlikte %20 hızlandırırsın. Doğru. Yani %100 performansla kilo verirsin istediğin sonuca ulaşırken. Ama burada spordan kastettiğimiz şey işte gidelim spor salonlarında ağırlık çalışalım değil. Hele de yüksek kilosu olanların daha hafif aktivitelere yönlenmesi gerekiyor. Mesela nedir? İşte yürüyüştür, hafif tempolu, kilosuna göre herhangi bir problemi de yoksa koşu olabilir. Bisiklet sürebilir, dizlerinde herhangi bir problemi yoksa ve bisiklet sürmeyi seviyorsa. Ya da en güzeli yüzmeyi biliyorsa ve yüzebilme imkanı varsa yüzme bütün kas gruplarını çalıştırıyor. Ama şöyle bir durum var. Onun haricinde böyle daha yoğun bir spor aktivitesine yönelecekseniz, eğer ömür boyu spor yapmayacaksanız, 3 ay 5 ay yapıp da bırakacaksanız bu tarz sporlara yönelmeyin. Çünkü sonrasında vücut aynı şeyi istediği için bu sefer, yani sporu da bıraktığınızda hem kilo almalarınız hem de yağlanmalarınız oluyor. Ne istediğinize, neyi yapabiliyor olduğunuza karar vermeniz gerekiyor. Tabii ki bir de şu var, bizde en çok yapılan hatalardan birisi de işte rahatsızlığı var, işte dizinden rahatsız, belinde bel fıtığı var, işte boynunda boyun fıtığı var ama
gidiyor spor salonlarında ya da evde spor aletleri alarak bilinçsizce bir spor yapma girişiminde bulunuyor. Bundan sonra da geri dönüşü olmayan vücuduna daha büyük hasarlar verebiliyor. Mutlaka ve mutlaka sağlık durumunuzun yaptığınız spora, ağır spor yapacaksanız, hani böyle daha yoğun tempolu bir spor yapacaksanız, buna uygun olup olmadığını hekiminiz aracılığıyla öğrenmeniz gerekiyor. Hani ben bunu yapabilir miyim? Bir probleminiz varsa. Ama onun haricinde dediğim gibi yani ben danışanlarım için, onlar için en uygun sportif faaliyetleri öneriyorum. En çok da önerdiğimiz, özellikle yüksek kilolular için, her zaman yürüyüştür. Sağlıklı kalabilmek adına, aktif kalabilmek, metabolizmayı hızlandırabilmek adına yürüyüş, işte koşu, hafif tempolu koşu, yüzme ve bisiklet gibi egzersizleri yapabilirsiniz. Bunlar günlükte yapılabilecek, düzenli, sürekli yapılabilecek bir şeydir. Yani illaki istedikten sonra bir yarım saatinizi, 45 dakikanızı günlük yürüyüş için, kendiniz için ayırabilirsiniz. Hiç vaktim yok demeyin. Gerçekten isterse kişi vakit ayırabiliyor. Şöyle bir oturun, bir liste yapın. Bütün gün ne yapıyorsunuz? Gereksiz nelerde vakit harcıyorsunuz? Yani oturup televizyonun karşısında televizyon izlemek yerine akşamları, zaten önümüzde yaz, çıkıp bir yarım saat, 40 dakika yürüyüş yapıp dönebilirsiniz. Bu durumda da kilo kontrol programınızda çok daha iyi verim alacaksınız. Hem de kendinizi çok daha iyi hissediyor olacaksınız. Ama dediğim gibi, eğer spor yapmak sizin tercihinizse, hareket etmek sizin tercihinizse, yoksa hani kimse sizi yapmak istemediğiniz bir şey için zorlayamaz. Nasıl kilo kontrolünde de siz yapmak istemiyorsanız, bizlerin zorlayamayacağı gibi hareket etmek istemiyorsanız da, o zaman daha az sonuç alacaksınız. Yani %80'i ile yetiniyor olacaksınız. Buraya kadar izlediyseniz lütfen videomuzu beğenin. Görüşürüz.